mühendis var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Mühendis var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz, yurtsuz, cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Yersiz, yurtsuz, cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Benim çarpen cüce sırlar benim, zerre benim, güneş benim, çarpen cüce sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Ama ben seni gözlerinsiz edemem. Bilirsin. Romantiksiniz. Çalışmıştık. Aramızda bir şifreydi. Ne oluyor Firuze? Kim bu adamlar? Ne olduğunu anlatacak mısınız? Şimdi sırası değil Zeliha Hanım. Ne demek sırası değil ya? Ne oluyor Temur? Hala, lütfen sakin olur musun? Ben içeride anlatacağım sana olan biteni. Şu Dumrul'u bir içeri sokalım. Hala, hadi, hadi. Sonra Zeliha, sonra. Necip, Birkan, Demir. Benden talimat gelene kadar evin içinden asla bir yere ayrılmayacaksınız. Firuze ile Mercan aynı odada kalacaklar. Hemen yanı başındaki odada da Zeliha Hanım'la Elmas Hanım kalacaklar. Tabii düşmandan önce birbirlerini öldürmezlerse. Siz o koridorun başından hiçbir yere ayrılmayacaksınız. Ethem'i aradınız mı? Hastaneye gidip temizlik falan yapmış mı? Yapmış reis, konuştum ben. Hem cesetleri toplamışlar Canberk'le birlikte, hem de son 5 saatin bütün kamera kayıtlarını silmişler. Hadi. Demir,
en kritik noktalarda adamların olacak. Hiç boşluk istemiyorum. En zayıf noktamız nehrin karşı tarafı. Orada sürekli devreye atılacak. Bu arada çatıda 4 tane sniper istiyorum. 8 saatten 3 var diye. Anlaşıldı mı? Boşluk yok. Anlaşıldı reis. Toplanın. Herkes buraya. Toparlanın. Özür dilerim. Sana böyle bir gece yaşattığım için özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok sevgilim. Ben seni gözümü bile kırpmadan canımı verecek kadar seviyorum. Başıma silah dayamışlar. Bundan mı korkacağım? Delisin biliyorsun değil mi? Aşığım. Seninle birlikte ölmekten korkuyorum. Mercan'ı görmek istiyor. Babacığım, yine gidecek misin? Buradayım. Hadi uyu. Geceler. İyi geceler. Hale bak. Temur. Konuşmamız lazım. Olur. Olur Zeliha Hanım, konuşalım ama bana biraz müsaade etmeniz lazım bu ara. Geldiğimden beri herkese müsaade ediyorum zaten. Bak Temur. Biz birbirimizi tanımıyor olabiliriz. Ama beni sakın Elmas Hanım'la falan karıştırma. Bu Firuze de bana benzer sanırdım ama yanılmışım. Yani beni kimseyle karıştırma Temur. Derhal burada neler döndüğünü bana anlat. Zeliha Hanım, kimsenin sizi birine benzettiği falan yok. Çok şükür nevi şahsına münhasır bir kişiliğiniz olduğu için
sizi hiç tanımayan birine bile kendinizi hemen belli ediyorsunuz. Ama inanın, şu anda planlamam ve düşünmem gereken çok şey var. Size bir ara bir açıklama yapmak isterim. Ama o ara bu ara değil, Zeliha Hanım. Necip, Birkan. Dayınızı getirin. Çok yanlış bir şey yaptık biliyorsun değil mi? Ya Dumrul'u bu halde eve almamalıydık. Hayatını riske atıyoruz şu an. Firuze hastanede kalsa kesin ölecekti. Hiç olmazsa burada bir yaşama şansı var. Hani evde de bir doktor var ya. Ben bir Mercan'a bakayım. Gel bakalım Savaş Gazi'si. Dayanmak zorundasın Dumrul. Adının hakkını ver. O deli kuvvetin asıl şimdi lazım sana. Yani bana. Zeliha'yı görünce benim deliliğim içime kaçtı. 28 yıl önce Elmas'la Firuze'yi Bosna'da savaştan kaçırdığımdan beri benden nefret ediyor. Cezayı. Tam 28 yıl. Ya moralini bozmak istemem Dumrul ama bu zamana kadar düzelmediyse artık düzelmez. Tam gebermek üzereyken tam da duymak istediğim laflar. Gözünü seveyim Cezayir. Şu Zeliha'yı da bizim ekibe alsana. Evet, izledim o videoyu. Zaten o adama bayılıyorum ben, çok komik. Evet. Annem gördüm, şimdi kapatıyorum. Arayacağım, set var. Tamam, bay bay. Kiminle konuşuyordun bu saatte? Anneciğim, ben Şamil'le konuşuyordum da sen ne yapıyorsun tek başına? Hem esiyor da, üşümüyor musun? Bilmem. Yani bazı hislerimi kaybettim galiba artık. Babam mı bir şey yaptı yine? Yok yok, hayır. Süheyla'yla konuştum da biraz aklımına takıldı. Anlatmak ister misin? Şimdi değil. Anne, ben büyüdüm artık, farkındasın değil mi? Yani her şeyi konuşabilirsin benimle. Büyüdün. Gerçekten de büyüdün Sümen. Tabii. Ya hele babam geldiğinden beri 3 belki 5 yaş falan büyüdüm. İnan, Cezayir geldiğinden beri ben de yeniden büyüdüm. Teyzem peki yani, iyi mi? İyi, iyi. Daha iyi olacak. Zamana ihtiyacı var. Anladım. Ne kadar güzel bir şey. Neymiş o? İşte kardeşinin olması. Yani baksana, ne yaparsan yap, ne karar verirsen ver, hep arkanda birinin olduğunu biliyorsun. Yani biri yargılamak için değil, anlamak için yaklaşıyor sana. Çok değerli bir şey olmalı. Tabii, öyle. Şimdi aslında bir bakıma benim de var sayılır kardeşim. Sayılır mı? Mercan senin kardeşin Suna. Sayılır ne demek? Değil mi anne? Evet yani kardeşim... Çok cimcime bir şey ya. Görmen lazım. O kadar tatlı ki. Şimdi ama benden biraz korkuyor tabii. Çünkü o yani, tuhaf bir halde gördü ya beni. Biliyorsun. O kurban amcaların orada biraz yaklaşmaya çalıştım. Öyle tanışalım falan diye ama defansa geçti kız hemen. Yani aklında nasıl bir görüntü kaldıysa. Merak etme sen. Geçer. Daha çok küçük. Evet, bu tip şeyler bazen izler bırakır. Ama
doğru zamanda müdahale edilirse en kötü yaralar bile iyileşir. Biliyor musun, abla olmak sana çok yakışacak. Bence de. Bence de yani ben çok iyi bir abla olabilirim ona. Anne, peki biz şimdi ne yapacağız? Yani babamın böyle bir durumu var. Keşke olmasaydı. Keşke gittiği gibi dönseydi yani ama maalesef ki var. Ve keşkelerle olmuyor. O yüzden ne yapmak istiyoruz yani, senin planın ne? Ben büyüdüm artık. Bu konuları konuşabiliriz diyorsun. Aynen öyle. Her şeyi konuşmalıyız bence. Şimdi asıl soru şu. Sen ne istiyorsun? Yani babamla aynı çatı altında olmak istiyor musun? Babamı tekrar bizim evimizin içinde görmek istiyor musun? Buna karar vermen lazım. Çünkü eğer istiyorsan... bunun için biraz savaşman gerekecek. Nasılsın? Daha yeni konuştuk. Annemi gördüm dedin, yüzüme kapattın, ne bileyim. Okey, haklısın. Annem hüzünlü biraz. Neden? El Clasico babam yüzünden. Sen çözersin bu işi bence. Nasıl? Hüzün veren şeyi yok et. Babamı mı? Bul bir yolunu, hüznü yok et ya. Kapış. Zehir gibi kızsın. Baba, ben iyi değilim. Ne oldu, sana bir şey mi var? Ben biraz ateşlendim sadece. Korkuttun beni Suna. Tamam. Annen nerede? Evde de. Sen beni mi görmek istedin kızım? Evet galiba. Tamam, tamam. Tamam, geliyorum ben. Tamam. Hoş bulduk. Suna nerede? Hayırdır, ne oldu? Beni aradı, hastayım diye, biraz ateşi varmış. Yok, biz beraberdik, biraz önce sohbet ettik, odasına çıktı. Allah Allah. Ben bir odasına çıkıp bakayım. Nesi varmış bu cadının? Hayır, bu Naz Niyaz niyeymiş?
Hadi sen de gel. Ateş var mı? Yok. Kesin seni buraya getirmek için yaptı. İyi ki de yapmışım. Özlemişim ben burayı. Mayınlı bölgedesin. Dikkat et. Tehlikedeyim yani. Teyzem. Neydi? Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan. Boynuna sarılamadan. Yüzüne dokunamadan. Sadece seviyorum. Öyle. Uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan. Yüreğine dokunmadan. Gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inandım. Öylesine değil. Adam gibi seviyorum seni. Başımıza bir şey gelirse böyle yapacaktık değil mi? Unutmamışsın. Başımıza bir şey geldi. Ayrılık geldi Cesair. Hem de çok uzun. Çaresiz bir ayrılık. Sonsuz yalnız geceler. Uyanmak istemediğim bayram sabahları. Yalnız sofralar. Başkalarının acımı üzmeme çabalarım. Seni hatırlatan her şeyi hafızamdan silip atmaya çalıştığım, yemin ettiğim günler. Her gece. Her gece başımı yastığa koyduğumda. Karanlığın ortasında çakan cam gözlerin.
Sen tutamadığım sözümsün Cesare. Seni çok özledim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileme. Ay Canan'ım, doğru mu söylüyorsun? Allah aşkına. Sağ ol, sen büyüksün ya Rabbim. Bana bu günleri gösterdin ya Rabbim. Sana binlerce şükür ya Rabbim. Oğlum gel diyor, yüzünde güller açıyor. Gülendem Hanım. Ay bir açmaz mı Canan'ım? He? Onca yıl sonra oğlumla aynı çatı altındayım. Bana bak, yarın çakçak yapalım mı oğluma? Bize hiç böyle özel yemekler falan yok. Ha, nankör de Allah'ın kulu. Kız ne istedin de yapmadın bugüne kadar, ha? Yok da doğru. Hadi, hadi çok güzel haberler verdin bana, sağ ol. Hadi git yat artık. Bak yarın çok işimiz var. Ha, o uykucu kocana da söyle, erken kalksın. Oğlum burada. Cezayir'im bu evde. Aman aman, yüzün hep böyle gülsün annem benim. Gülerim be bir tanem. Hepimiz gülerim. Oğlum geldi gelelim mutluluğumu yaşayamadım ki. Her gün bir olay, her gün bir şey. Her gün birinde bir tafra. Öldü sandığım yiğidim geldi. Sevinemedim. Ama artık sevineceğim. Kimse bana dokunamaz. Yarın sevineceğim. Sevincinden biz de nasipleneceğiz ya. Sevin be annem, sevin. Sağ ol güzelim. Hadi, hadi iyi geceler. Bana bak, vakitli kalk ha. Yarın işimiz var. Yardım edeceksin bana. Sen istersin de ben yapmam mı? Annem benim. Sağ ol benim bir tanem. Kurban olsunlar sana, sağ ol. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hayrola Leyla? Abim burada. Aa, öyle mi? Bu gece evinde kalası gelmiş. Ne güzel. Yapma. Tamam. Leyla, sen çok özel bir kadınsın. Ve ben artık senin üzülmene dayanamıyorum.
Yapma ne olur. İnci boncuk olmuş yürek kafesi. Dilim ahuzarda duy Leyla Leyla. Dilim ahuzarda duy Leyla Leyla. Gönlüm umman oldu. Derin suları umudum sendedir. Dur Leyla Leyla. Dur Leyla Leyla. Dur Leyla Leyla. Dur Leyla Leyla. Umudum sendedir.
Günaydın reisim. Erkencisin. Ben gidiyorum. Kahvaltıya yetişemeyeceğim söylersin. Reisim, benim halledebileceğim bir şeyse sen biraz daha uyusaydın. Böyle çok yorgun, bitkin, perişan görüküyorsun. Allah korusun sağ bir şey olursa. Ne olursa? Yok bir şey olmaz reisim. Ondan eminim de ben şey demek istemiştim. Reisimin acaba yaşam kalitesini biraz daha artırabilir miyim? Onun için ne yapabilirim? O manada. Hı. Yapabilirsin. Gözünü dört aç. Tehlike altındayız kerim. Şerefsizler ailemizin üzerinden saldırmaya hazırlanıyorlar. O yüzden güvenliği sıkı kontrol et. Ama evdekileri de huylandırmadan. Sen merak etme reisim. Allah'ın izniyle. Hadi. O elindeki ne lan? Reisim bu Sivas'ın telli katmeri. Sabah kahvaltıda çok sıkı tutuyor. İstersen içeriden getireyim hemen. Allah'ım seni başımıza eksik etmesin. Allah'ım ayağı taş değdirmesin reisim. Ah bak demeyesin. Allah'a emanet ol. Cezayir, şimdi sen bu iki evde de güvenliği aldın mı? Leyla'nın ev tam güvende zaten. Firuze'nin ev içinde uğraşıyorum. Ama yine de çok fazla adam lazım. O yüzden senden ve Asım'dan yardım rica edeceğiz. O nasıl söz Cezayir? Ne yardım istemesi? Sen beni korumak uğruna ölümü hasım seçtin. Neyin varsa senindir. 17 yıl önce nasıl başımızda sen vardıysan bugün de aynı düzen devam edecek. Eyvallah Asım Kaptan. Ben zaten çocuklara haber saldım. Ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Bir telefonuma bakar. Neyse. Sabit şu anda yaralı bir ayı gibi Cezayir. Rahat durmayacak. Evlat acısı. Peşimizi bırakmaz. O sebeple en çok da Suna ve Mercan tehlikeli. Evde televizyon seyrederken mi vurdum çocuğu? Ne yapacaktım? Bana kurşun sıkarken, madem oğlum ateş ediyorsun, gel beni vur mu diyecektim. Sabit madem bunu anlamıyor, sıkıntı yok. O zaman anlatacağız. Onca adam vurduk. Onca adamımız kucağımızda can verdi. Kimseye masa başı iş vaat etmedik. Herkes bu işlere girerken neler olabileceğini biliyor. Öyle, öyle tabii. Sabit de bunu biliyor ama bunu kalbine anlatamaz. Evleri sağlam alacağız. Benimkilerle birlikte seninkini de. Eğer gerekiyorsa hiç kimseyi dışarıya çıkarmayacağız bir müddet. Reis, müsaade et bana. Gidip hepsinin kafasına sıkayım. Bunca adamımız burada. Ve kabir dayı da geldi. Asım kaptanla bizle. Niye bekliyoruz ki? Müsaade et bana. Gidip hepsini geberteyim. Kurban. Kaç aylık bu? 7 kabir dayısı. 7. Belli. Her şeyin bir zamanı var. O dediğin şimdi olmaz. Önce kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Atakan'la Sinan'ın da gözü üzerimizde. Bir şeylere bulaşmamak lazım bu aralar. Ama kimseye de korktular, kaçtılar, sindiler dedirtmememiz lazım. O yüzden evleri güven altına aldıktan sonra kendi rutinimiz neyse devam edeceğiz. Hastanedeki cesetleri ne yaptınız Ethem? Ambulansta reis. Ömer, o iki cesedi Ethem'le birlikte götürüp Sabit'in kapısının önüne atacaksınız. Notu hazırladın mı? Hazırladım reis. Dediğini yazdım. İliştirdim bir tanesinin üzerine. Tamam, güzel. Reis, öyle tek başına yollamayacaksın değil mi Ethem abiyle Ömer'i? Yok. Destek amaçlı siz de gideceksiniz. Amacımız Sabit'i sinirlendirip hata yapmasını sağlamak. Kimseyle didişmek, dalaşmak değil.
O yüzden cesetleri kapıya bırakacaksınız. Kimseye bulaşmadan geri geleceksiniz. Ben de gideyim mi reis? Hadi. Müsaadenizle. Hadi selametle. Beyler. Bizim derhal kaldığımız yerden yine devam etmemiz gerekiyor. Biz yokken kendi kendine palazlanan, iş yapan bütün erkanı tekrar bir ziyaret etmeye başlamamız lazım. Yani şimdi bana uyar. Çiçek işi çok güzel, tamam da çocuklar zaten hallediyorlar o işi. Ama beni bozuyor çiçek işi. Diyorum ki Mişon'dan başlayalım. Suyun sonundan. Başlayalım. Bunca yıldır epey palazlandı. Hı, çağırdık masaya gelmedi. Birini de göndermedi. Hı? Piyangona çıktı. Oğlum adam kaynıyor burası. Cesetleri nasıl atacağız? Bana kalsa mancınıkla hepsini bahçesinden içeriye atarım. Şaka yaptığını düşünüyorum ben. Yoo. Niye şaka yapayım? Adamlar gündüz vakti flyboardla mekanımızı taradılar. Ben mancınıkla bahçelerine ceset atsam çok mu? La bile bile. Herifler bayağı yolda kuş uçurtmuyorlar. Zaten tek tük araba geçiyor. Onları da bildiğin durduruyorlar. Yani siz bu konularda tecrübelisiniz ama benim de bir fikrim var. Hepinizi ambulansın arkasına doluşun diyorum ben. Ben de sirenleri açayım. Normal yoldan geçen bir ambulans gibi geçeyim buradan. Neticede kimse ambulansı durdurmaz değil mi? Bahçe kapısını geçtikten sonra yavaşlarım. Siz arka iki kapıyı açarsınız, cesetleri atarsınız, ondan sonra yapıştırır gideriz. Nasıl plan? Çok basit. Çok basit, her zaman en iyisidir. Hadi. Abi, sen nereden öğrendin böyle araba kullanmayı Allah aşkına? Reis beni ileri sürücülük kursuna göndermişti yıllar yıllar önce. Gerekirse hendek bile atlattırırım arabaya. Belli, belli. Az kalsın beni atlattıracaktın camdan. Her çatışmada o kadar zayiat olur koçum. Yapacak bir şey yok. Gençler, herkes iyi mi? İyiyiz abi, iyiyiz. Sıkıntı yok.
Becerememişler ağam. Ne Dumrul'u ne Firuze'yi indirebilmişler. Hasta ne de Cezayir ikisini de öldürmüş. Bir de not bırakmış üzerlerine. Ölüm ansızın gelmez. İnsan onu beklediğini unutur. Adam bizle dalga geçiyor baba. Bu ikisi nasıl gelmişler buraya peki? Ambulansa getirip bırakıp kaçmışlar. Siz de yakalayamadınız yani. Yakalayamadık efendim. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bizde yüzlerce adamımız var diyoruz. Daha dibimize kadar gelen aracı yakalayamıyoruz. Boş verin. Bir önemi yok. Artık Cezayir'in ne yapacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne yapacak ağam? Zoka'yı yuttu. Cezayir hem iki evini hem de kurbanın evini korumaya alacak. Efendim Cezayir. Tamam. Anladım. Gözünüzü dört açın. Anlaşıldı. Dumrul. Ne diyor Temur? Ne oldu? Bir müddet dışarı çıkmayacakmışsınız. Nasıl ya? Ben Bosna'dan 1500 kilometre yolu neredeyse hiç tanımadığım bir adamın talimatlarını almak için gelmedim. Firuze, bak kızım. Ben Bosna'da savaş gördüm. Kanlı Pazar'da oradaydım. Pazar yerinde. Tam ortasında. Abim, yani senin baban, benim kollarımda öldü. Bir anda bombalar yağdı üzerimize. Kahpece miydi? Evet, öyleydi. Alçakça bir saldırı mıydı? Sonuna kadar öyleydi. Ama biz kimin yaptığını biliyorduk. Bu alçaklığı kimin yaptığını biliyorduk. Ve bu kahpeliği bekliyorduk. Şimdi burada. Düşman kim? Bize ne zaman saldıracak? Hiçbir şey bilmeden beklemek bana hiç normal gelmiyor. Size nasıl bu kadar normal geliyor ben anlamıyorum. Zeliha. Cezayir düşmanının kim olduğunu bilir. Hayret bir şey, hayret bir şey. Benim bildiğim bu bakırlar muayyen aralıklarla kalaylanır. Bu ne? Bu ne Allah aşkınıza? Hiç bunlara bakmamışsınız bile siz. Ay Nuh Nebi'den kalma şey. Baksak ne bakmasak ne? Süheyla. Bır 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 konuşuncaya kadar azıcık bir kadınlık öğren be çocuğu. Meltem. Senden umudum var. Vallahi. Benim baş yardımcım sensin. Yaman.
Ha? Tamam. Eyvah, çekeceği var desene mi? Süheyla Hanım, nereye kaçıyorsunuz acaba? Kambersiz düğün olur mu? Benim ikinci yamağımsınız. Hadi, hadi, hadi. Şu otlar yıkansın. İşe, işe. Oğlum burada, oğlum. Aa, ne ağası? Benim aslanım ikinci defa dirilmedi ya. Anasını özlemiş. Hadi bakalım. Harika bir kahvaltı olacak. Herkes işinin başına. Haydi, haydi. Anneciğim, ne kadar güzel olmuşsun. Yani hiçbir şey beğenmeyen sen böyle söyleyince inanasım geldi şimdi. Aa, benim söylememe gerek bile yok. Sen hep çok güzelsin. Canım benim. Ama sanki bugünkü güzelliğinin böyle başka bir şeyle alakası var. Hastalık bahanesiyle babanı eve çağırmanla alakalı olabilir mi acaba? Gerçekten hastayım. Yani dün bir kırıklık vardı. İyi bari. Neyse hadi aşağı inelim, şimdi babaannem bozulur. Suna, hadi yine içine düştün telefonu. Tamam. Günaydın. 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 Günaydın canım. Günaydın. Ablam bir güzelleşmiş mi? Dün gece ne oldunuz? Ne oldu? Neye güldünüz? Ne yapacağım Bekir? Gülendam Sultan. Efendim? Bu çakçaklar benim için mi? Ha, tabii ya. Tabii, hepsi senin için. Hadi git oradan. Her şey oğlum için, her şey. Maşallah, bu sabah herkes formunda. Yani bu neşenin kaynağı eğer babamsa ben her gün hasta olurum. Aa, senin hasta olmanla babanın burada olması arasında ne ilişki var anlamadım. Ben çağırdım. Hasta oldum, gel dedim. Bak sen. Sahi nerede babam? Gelir, gelir birazdan. Çakçakların kokusunu aldı mı gelir. Afiyet olsun. Şimdi Zühre söyledi, Cezayir reisi bekliyor musunuz? O sabaha karşı çıktı. Ama kahvaltıdan sonra geri gelecekmiş. Bak bunu yapmayı bana da abim öğretmişti. Hı. Şöyle tut ablacığım. Abla bak, çok güzel bir şey olmalı bu. Tamam, güzel oluyor zaten ablacığım. Da niye çok güzel olmalı onu anlamadım. Ödev dedim ya abla. Not alacağım bundan. Ondan çok güzel olmalı diyorum, başka bir şeyden değil yani. Şamo. Oğlum ablanın lafını dinle. Ablanın zevkine güven. Sonunda her şey güzel olacak. Ondan hiç şüphem yok zaten. Abi bu arada ne zaman transfer ediyorsunuz beni ekibe? Artık vaktim gelmedi mi? Şöyle birkaç sıkı ders, yakın dövüş teknikleri falan. İkisi de attım mıydı da tamam olurum bence. Sen niye böyle şeylere özeniyorsun oğlum? Sen bu ailenin son umudusun. Senin ne işin var böyle şeylerle? Tamam, altın bileziğin olacak dedik. Bak abinin altın bileziği bu. Senin altın bileziğin bu olmayacak. Senin ellerin barut kokmayacak. Duydun mu beni? Git doktor ol, mimar ol,
avukat ol. Sen var ya, kesinlikle bilgisayarlarla ilgilenmelisin. Bak Melike ablana, ne güzel kız. Akıllı, zeki. Senin de böyle bir meslek yapman lazım. Oğlum bak, ben şimdi Melike ablanı arayacağım, tamam mı? Sen, ben, Melike ablan. Oturacağız böyle, güzel bir yerde çay içeceğiz. Bilen birini sormak lazım yani. Bilgi alacağız, tamam mı? Oğlum, kabart lan şu abinin göğsünü, bilgisayarcı olacaksın. Tam da tahmin ettiğim manzara. Benim çiçeğim çalışıyordur. Bunlar da abi kardeş bıdı bıdı ediyorlardır dedim, yanılmamışım. Çay koyayım mı? Yok oğlum, içtim ben. Ben de sarı şamoya bazı hayat taktikleri veriyordum babacığım. Sarı kafaya çıtalı mı yapıyorsunuz? Sarı kafaya çıtalı uçurtma yapıyoruz. Vay vay vay. Vay. Ne oluyor? Fırtına mı var yine? Vallahi var reisim. Sabahtan beri sizi bekliyor. Tam bir barut uçusu. Evdekilere söyle salonda toplansınlar, geliyorum. Tamam reis. Ömer. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Gülendem anne. Hadi içeri geç versen. Sen de kaybol ortadan. Başta büyük ağam. Buyur anacığım, dinliyorum seni. Cezayir'im. Ne kadar sorunun var biliyorum. Bunlarla ne kadar çok uğraştığını da biliyorum. Hepsini de anlıyorum. Ama şimdi seninle konuşacağım dert hepsinden önemli. Neymiş ona dert? Firuze bu çocuğu aldıramaz. Leyla sana da mı söyledi? Leyla'dan biliyor. Sen kimden öğrendin? Canan söyledi. Ya o nereden biliyor? Ya o oradan biliyor, bu buradan biliyor. Bunların hiçbirisi önemli değil. Önemli olan olayın kendi. Firuze bebek bekliyor. Senin çocuğun. İkinizin çocuğu. Bu bebek bizim ailemizde. Senin kanını taşıyor. Soyadı Türk olacak. Belki de erkek olacak. Ya bana ne fark eder erkek kız? Bana kalsa benim 5 tane kızım olsun. Ay isterse 10 tane olsun. Ama bu da erkek olsun. Neyse. Diyeceğim şu. Eğer o kız bu çocuğu aldırırsa neler yapabileceğimi en iyi sen bilirsin. Anacığım bak, bu mesele... Bu mesele kapanmıştır Cezayir Türk. Ömer, ne oluyor oğlum? Niye topladın bizi buraya? Reis birazdan söyleyecek abi. O istedi sizi toplamamı. Nerede Cezayir? Geliyorlar. Bahçede Gülendam anneyle konuşuyordu. Aa! Ne bu böyle sebilhane bardakları gibi sıralanmışsınız? Hayır olsun, bir şey mi var? Nasıl yani anne? Siz şimdi Cezayir'le dışarıda konuşmuyor muydunuz? Evet, işte orada konuşuyordum ama burada toplandığınızı da bilmiyorum doğrusu. Ben söyledim ona. Sen de otur lütfen. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemiz için bir takım tehlikeler söz konusu. Ama aşamayacağımız bir mesele değil. Elbette üstesinden geleceğiz. Ama biraz vakit alacak gibi. Bilmiyorum. Belki de hemen çözeceğiz ama bu süre zarfında tedbiri elden bırakmak istemiyorum. Şimdi bu süre içerisinde
korumaların biraz fazlalaştığını göreceksiniz. Bir de hiç kimse yine bu süre zarfında dışarıya çıkmayacak. Ne demek evden çıkmayacağız enişte? Yani anlamadım, nasıl bir tehlike ki bize kadar uzanıyor? Süheyla, bu hep birlikte oturup konuşup karar alıp bir sonuca vardıracağımız bir mesele değil. Evden ayrılmayacaksınız, o kadar. Ne ihtiyacınız varsa bize söyleyeceksiniz, biz temin edeceğiz. Sebebini söylemeyeceksin sanırım. Hayır, gereği de yok. Sebebi beni ama sonuçları hepimizi ilgilendirir. Tek bilmeniz gereken, herkes ikinci bir talimata kadar evin güvenli ortamında olacak. Yani benim okulum var ya her gün. Bir süre gitmeyeceksin kızım. Vallahi ben böyle cendere içinde... Otur. Bu bir oyun değil. Bu bir tatbikat da değil. Herkesin can güvenliği için alınmış bir tedbir. O yüzden kimse değil bu tedbiri yok saymaya, gevşetmeye bile kalkmayacak. Ethem, Bekir. Buyur reis. Evin organizasyonu sizde. Tamamdır reis. Anlaşıldı reis. Bu son şansın, iyi değerlendir. Cezayir. Konuşalım mı biraz? Seni dinliyorum Cezayir. Daha fazlasını bilmek sana bir şey kazandırmayacak Leyla. Biz hep böyle mi yaşayacağız Cezayir bundan sonra? Tamam, bazı şeyleri anlayabilirim ama herkesi eve kapatmak falan. Bunu anlayamıyorum işte. Nedir yani bunun son noktası? Ne olacak şimdi? Ne yapacağız biz böyle? Bizim kimliğimizi değiştireceğiz, kendimizi öldü göstereceğiz ve sonra yeniden bir hayata mı başlayacağız? Niçin benim çocuğum kendi özgür hayatını yaşamak yerine babasının yaptıklarının gölgesinde yaşamak zorunda? Niye gülüyorsun, komik bir şey mi söyledim? Döndüğümden beri sana anlatmaya çalıştığım şeyi şimdi anladın mı Leyla? Neyi? İşte tam da bunu diyordum sana. Sizi bunlardan uzak tutmak, korumak için ölmüştüm ben. Siz bunları yaşamak zorunda kalmayın diye. Suna okula bir koruma ordusuyla gitmesin diye. Sen dışarı çıkarken çantanda bir silah taşıma diye. Annem eş, dost, akraba ziyareti yaparken korumalarla dolaşmasın diye. Günü geldiğinde korumalarla da olsa dışarıya çıkmayı özleyeceğiniz günler yaşamayın diye. İşte 17 senedir ben bu yüzden burada değildim Leyla. Bahçede bile dolaşmanın bir özgürlük sayılabileceği günler olmasın diye. Bak, döndüğümden beri bir tane normal gününüz yok. Hatta dönmemi bile beklemediler, uğraşmaya başladılar sizinle. Yaşadığımdan şüphe duydukları andan itibaren sizi rahat bırakmıyorlar.
İşte 17 yıl. Ölerek ben bütün bunlardan sizi uzak tuttum. Yani Cezayir, yine mi öleceksin? Bu sefer yaşayarak, varlığımla sizi bunlardan uzak tutup korumaya çalışacağım. Güzel. Demek ölmedin. Demek artık tüm varlığımla buradasın. O zaman bir karar vermenin zamanı gelmiş demektir. Ölmediğine göre benimle hala evlisin. Avukatla konuştum. Firuze ile olan evliliğin geçersizmiş. Sadece ölmediğini nüfusa bildirmemiz yeterli. Öyle öldüm, dirildim diyerek kaçamazsın. Cesaretin varsa, orayı istiyorsan, boşanma evraklarını kendin getirirsin bana. Ya karşıma geçip yüzüme bakıp, seni istemiyorum, seni sevmiyorum dersin. Ya da benim adım Cezayir Türk. Leyla Türk de karımdır dersin. Bundan sonraki konuşmamızı sen kim olduğunu karar verdiğin zaman yapacağız. Çok iyiymiş. Tabii iyi olacak. Ben yaptım. Şamil ya sen böyle değildin eskiden. Bir mütevazısın bu sıra. Gerçi iyi olsan olacak ya. Çıkamıyorum ki ben evden. Biz de öyle. Aa, siz de mi? Nedenmiş peki biz soramadık hiçbir şey babama. Vallahi biz de soramadık. Demokrasi tümden ortadan kalktı desene. Demokrasi kalktı bizim planlarda yattı o zaman. Ne biliyorsun? Belki de yatmamıştır. Nasıl, ne demek yatmamıştır? Bir şey mi var aklında? Sürpriz. İyi tamam hadi ben kapıyorum şimdi. Tamam görüşürüz. Ne oldu kuşum? Kiminle konuşuyorsun? Sunay'la. Bir planınız mı vardı? Evet ya. Biz uçurtma festivaline gidecektik. Hem o bilmiyormuş, bana uçurtma uçurmayı öğretecektim. Güzel planmış. Başka sefer artık. Aynı rüzgar her zaman gelmiyor abla. Ben Sunay'ı mutlu etmek istemiştim. Bak sen. Ya sen ne zaman bu kadar büyüdün de romantik bir adam oldun? Hı? Yok abla, romantiklik değil de. Sen yanlış anladın beni oğlum. Hı. Yani... Hı. İki kızı var Sabit ha. Büyük olan Leyla'dan. Bu. Hı hı. Ufak olan ikinciden, Firuze'den yani. Aynen. Büyüğü 17, ufağı 5 yaşında. Bu sizle yaşadığı hukukattan sonra Cezayir iki evdeki koramaları da arttırdı. Muhtemelen kimsenin dışarıya çıkmasına da izin vermeyecektir. Vay be. Bu mudur yani? He? Koskoca Cezayir Türk'ün planı, bütün aileyi eve hapsedip dışarı çıkmalarına izin vermemek. Öyle mi? Tabii.
17 yıldır sadece benim işlerime taş koymakla uğraşıyordu demek. Yoksa bu kadar paslanmaz bir insan beyni. Evleri izlemeye devam etmeyelim yani baba. Yok. Edeceğiz. Ne yapacağız peki dışarıdan? Ne dışarısı Sait. Ne olacaksa içeride olacak. Efendim. Ha? Dokunma çocuğuma. Düşüyordu efendim ve ben sadece tuttum. Ben ilk defa görüyorum sizi. Üstelik bu çocuk daha 5 yaşında. Zaten etrafta dolanmanız yeteri kadar bu çocuk için zor. Bir daha dokunma çocuğuma. Efendim, özür dilerim ama dediğim gibi sadece düşüyordu ve tutmak için. Bırak düşsün. Uzaklaşır mısın buradan? Lütfen. Peki. Tamam, sakin ol. Çocuk düşüyordu, tuttu. Ben gördüm. Bir şey yok. Necip Bey, çocuk düşüyordu ve ben sadece onu tuttum. Başka bir şey yaptığım yok. Bak hala konuşuyor orada. Tamam, anlıyorum seni. Ama herkesin sinirleri bozuk. Sen geç şu tarafa. Peki efendim. Firuze sakin ol, tamam. Tamam. Ben bize bir çay yapayım mı? Papatya çayı falan. Olur Melike. Hadi sen yapacaksın. Firuze haklı sinirlenmekte. Siz bu adamları iyice araştırdınız mı? Bir kısmı Asım Kaptan, bir kısmı da EK1 dayının adamlarıymış. Yani aslında çok da yabancı değiller. Hepsinin kimliklerini toplayın, bana getirin. Ben karar veririm kim yabancı, kim değil. Tamam, hadi böyle. Tamam dayı. Vay, 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 vay. Benim pasam gelmiş. İstanbul'un aslanı gelmiş. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kurban. Hoş bulduk Müşon, hoş bulduk. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Buyurun. Buyurun, buyurun. İçeri buyurun. Azamet. Gel baba. Biraz soluklanın oğlum. Ne söyleyeyim size? Çay içer misiniz? Mişon, belki karnımız aç. İnsan lafa yemek söyleyeyim mi diye falan girer. Kahve söyleyeyim. Şekersiz. Ulan hala aynı pintilik, hiç değişmemişsin. Sen pintilik dedin ama vallahi işler çok kötüdür. Aylardır tık yok. Esnafın iyisi ağlak olur derler ya. Ulan dakika bir başladın ağlamaya. Onca yıldır at koşturuyorsun ortalıkta. Onca senedir benim başıma neler geldiğini bir bilsen... ...vallahi acırsın bana Cezayir. Ne geldi? Neler neler.
mesela. Sen ne yapacaksın benimle çektiğim için? Ben kendi derdimle sizin kafanızı şişir miyim? Sen ne yaptın? Nerelerdeydin? Ne yaptın bunca senedir? Bişon, benim ben. Cezayir Türk'üm. Aynı kafesten kaçtık. Ben gelir gelmez benim neler yaptığımı, nerede olduğumu anında öğrendin. Ben de onca yıldır karıştırdığın haltları zaten biliyorum. İstersen bence bırakalım bu lafları. Hı? Sen nereden biliyorsun bunca senedir benim ne yaptığımı? Evet, hem geldi. Bir yerlere sana para göndermeni söyledi. Hiçbirini yapmadın, salladın. Durumum yoktu Cezayir. Vallahi çok sıkışıktı. Durumu yoktu. Lafı fazla uzatmayalım. %17 her sene için bir birim. Ulan giderken 20'ydi. Öyle miydi? 25. 20. 30. 25 son. 35. Tamam, 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 tamam. Vallahi bağıracağım ha soygun var diye. Nerede görülmüş %35? O kadar yıldır ödemediklerini sen de bırakacağımı mı sandın Müşun? Reis, bak benle burada ölümüne pazarlık ediyorsun ama ben de bunca senenin hatırına bir soru soracağım. Nasıl olsa yüzdede de anlaştık. Hepimiz biliriz ki bu topladığının bir kuruşu bile ne senin ne ailenin boğazından geçer. Sen bunca parayı ne yapacaksın haberim canim reis? Onca parayı. Ulan sizden aldığımın üstüne bir o kadar da ben koyuyorum. Yine de fakir fukaraya yetmiyor. Önemli olan para değil, anlamadın mı daha bunu? Biz parayla işimizi bitirdik. Önemli olan sistem. Her sistem kendi adaletini yaratır. Şimdi de benim sistemim var. O da bu. O zaman bu topladığın sevabın bir parçası da bize düşer. Yani en azından böyle avunalım. Hiç avunma Mişon. Sevap gönülden yapılana yazılır. Ya ben sizden zorla alıyorum ya. Desene bundan da zarar ettik. Mişon, söyle seninkilere, reis döndüğü tahtına tekrar oturdu. Herkes akıllı olsun. Kimsenin de canı yanmasın. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Ne? Cezayir, çok kolay olmadı mı? Acele etme, köşeyi dönene kadar bekle. Kurban başlıyoruz. Azamet sen babanla, Ömer Asaf sen benle. Baba? Ne yaptın? Çarşaf gibi serdin adamı yere ha. Hiç paslanmamışsın. Kalmış bir şeyler. Allah'a emanet ol baba. Koş, koş. Ömer Asaf, sen aşağı sağlama al. Tamam reis. Thank you.
yanlış adama çattın. Benim reisim yüzde kink. Emmi. Elli iyidir. İyidir. Neredesin? Ya arıyorum, açmıyorsun. Cezayir geldi şimdi dükkana. Canımı alıyordu. Bütün kazancın yarısını istiyor. Öyle bağırmakla olmuyor bu iş. Evet. Bir şey yapmamız lazım. Yoksa onca yılın acısını bizden çıkaracak bu herif. Mutlaka. Çok rahatsın Orhan Bey. Cezayir Türk gibi bir düşmanı olan birisine göre fazla rahatsın. Karın, çocuğun dışarıda. Cezayir bunlar gibi kalleş değil. Aileme dokunmaz. Sabit'le anlaştığımız sanıyordum. Üçümüz beraberiz diye düşünüyordum. İyi bir insan olabilirsin Habib diye cümleye başlamayı çok isterdim Habibciğim ama... Maalesef iyi bir insan değilsin. O yüzden şöyle devam edeceğim. Hem kötü bir insansın hem de süzme salaksın. Sabit'e gerçekten güveniyor olamazsın değil mi? Neden güvenmeyeyim? Sabit dursun. Bize bir zararı olmadığı sürece sabit dursun. Neyse. Ama ona güvenemeyeceğini bil. Onun tek derdi oğlunun intikamını almak. Cezayir'in sevdiği birini öldürdüğü an geçmiş bitmiş olacak onun Cezayir düşmanlığı. Sen şimdi herkesi unut. Benimle misin, değil misin? Onu söyle bana. (Gülüyor)
teşekkür ederiz canım. Afiyet olsun Ayım Hanım. Siz ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun bana. Biz Zeliha ile birbirimizden ayrı aynı şeyi düşündük. Senin bu ilişkide bir B planın olması lazım. Ne gibi anneciğim? Buradan, bu ortamdan kurtulmak gibi. Kızını kurtarmak gibi. Temursuz bir hayat gibi. Demek kaçıp kurtulmak. Öyle mi? Kendimi ve kızımı alıp bu ortamdan uzaklaştırmak. Öyle mi? Ve bunu sen söylüyorsun. 28 yıl önce bir savaşın ortasından kızını kaçırdığı için sen 28 yıldır kin duydun benim anneme. Üstelik bu hikayede babam ölmüştü. Şimdi sen annemle bir olmuş, bir evladı babasından uzaklaştırmayı öğütlüyorsun, öyle mi? Şimdi siz beni bir dinleyin. Çok duydunuz biliyorum ama ben bu adamı çok seviyorum. Hem de bir saniye bile düşünmeden canımı verebilecek kadar seviyorum. Ve biliyorum o da bunun aynısını yapar. Yapmasa bile hiç önemli değil. Ben onu yine de çok seviyorum. Çünkü aşk böyle bir şey. Eğer o da yaparsa o zaman yaparım diye bir mekanizması yok. Ben üzülmüyor muyum? Benim canım yanmıyor mu zannediyorsunuz siz? Ben soru sormadan bunların hepsini kabullendiğimi mi zannediyorsunuz? Yok öyle değil. Temur'u o kadar çok seviyorum. Ona o kadar çok aşığım ki kendi içimde yaşadığım bu kavgalara rağmen gidemiyorum. Kişiliğimden taviz verme pahasına gidemiyorum. Çünkü inanıyorum. Ya inanıyorum ki Temur'la biz bu durumu önünde sonunda düzelteceğiz. Mücadele etmeden savaş kazanamıyorsun. Ve ben savaşmaya çoktan karar verdim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Siz ikiniz bu savaşta ister benim yanımda olursunuz, isterseniz de dilediğiniz yere gidersiniz. Tatlım, hadi say bakalım kim bunlar? Annem, babam, ben, anneannem, sen. Sen beni de mi kattın aileye? Evet. Tansiyonunuzu ölçme vakti. Anne, sen neden eskisi kadar çok gülmüyorsun? Bazen de ağlıyorsun. Ah benim prensesim. Yok, yok ben ağlamıyorum. Sana mı öyle geldi acaba? Hatta çokça gülüyorum. Sana hiç denk gelmedi. Gel biz seninle bir anne kız dertleşelim mi Mercan? Ha? Tamam. Gel bakayım yanıma. Gel bir tanem. Bazen her şeyi planlayıp güzel devam etmesi için elimizden geleni yaparız ama hayat bize başka sürprizler getirir, bize başka yolculuklar yaptırır. Mesela Luna Park'a gidecekken ateşlenip o gün evde kalmak zorunda olduğun gün gibi. Bazen bu yolculuklar çok zor,
bazen de çok sıkıcı olabilir. Ve hatta bu yolculuğu yapmak istemiyorum diyebilirsin. Ama işte aslında bu yolculukları yaparak büyürüz prensesim. Hani sen bir an önce büyümek istiyorsun ya. Büyümek çok güzel bir şey. Ama büyümek cesaret, büyümek güç, büyümek sorumluluk gerektirir. Annemin üzüldüğünü gördüğümde bir an önce büyüyüp onunla arkadaş olmayı, ona yardım etmeyi isterdim. Ama senin öyle bir an önce büyümene falan gerek yok prensesim. Çünkü ben her zaman senin aynı yaştaki arkadaşın olarak kalacağım. Dürüst, hiçbir şey gizlemeyen, hiçbir şeyini saklamayan, her zaman yanında olacak arkadaşın. Ve beraber büyüyeceğiz benim güzel kızım. Bu dediklerini unutmayacağım anne. Tamam anneciğim. Şimdi odamda Melike ablamla oyun oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin anneciğim. Yaşasın. Beni dinlediğinizi biliyorum. Şimdi bu konuşmanın içimdeki gerçeğini dinlemek ister misiniz? Sevgili büyüklerim. Aslında bu aralar bayağı bir üzgünüm. Ve evet hiç gülmüyorum Mercan'ım. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken annem bana bir mutluluk oyunu oynatırdı. Hiç inanmadım. Ama annem üzülmesin diye hep inanmış gibi yaptım. Çünkü annem aslında babamı hiç sevmediğini ve babamın onu hiç mutlu edemediğini bana belli etmemek için beni hep saçma ve sahte bir mutluluk oyunuyla büyüttü. Onu hep yalnızken ağlarken görürdüm. Ve bilirdim ki biz hep bir aile olarak kalalım diye bu oyunu oynamaya karar vermişti. Bir gün bütün cesaretimi toplayıp babamı niye sevmiyorsun anne diye sordum. Çok şaşırdı. Ve yine ağlamasını görmeyeyim diye gözyaşlarını silerek, büyünce hatırlar mısın bilmem ama kızım, başkasına aşıkken sakın başka biriyle evlenme dedi. Bize gelince benim güzel prensesim, bilmem bu anı hatırlar mısın ama ben sana böyle bir oyun oynatmayacağım. Çünkü ben senin babana çok aşık olup evlendim. Ve bazen eğer beni ağlarken görürsen bu babanı, seni, bizi çok sevdiğimiz içindir. Sana söz veriyorum. Anne bundan sonra hep gülecek. Thank you.
Abi burada alayım içeri. Gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıldı toplantı baba? Kimse fikrinden caymadı değil mi Cezayir hususunda? Henüz değil. Ama ben sonsuz sadakate güvenmem. Güvenemem. Çünkü sonsuz sadakat diye bir şey yoktur. Herkes herkesin arkasından vurabilir. Oyun edebilir. Dostluğun süresi menfaat bitene kadardır. Şimdilik herkes benden yana. Çünkü Cezayir kimseyi rahat bırakmayacak. Bunu biliyorlar. Onunla uğraşacak tek gücün de bende olduğunun farkındalar. O yüzden bu aralar arkamda gibidir ama yarın, yarın ne olur bilinmez. Ne yapabilir ki Cezayir o masadakilere? Cezayir akıllı adam. Kendi gelmeden önce namını yolluyor. Karşısındakinde bu adam her şeyi yapabilir duygusu oluşturuyor. Bir kere de bunu düşünmeye başladın mı? Düşmanın gözünde büyüdükçe büyüyor. Cezayir şu aile işlerinden kafasını kaldırabilirse herkesin üstüne çökmeye başlayacaktır. 17 yıl önce kurduğu düzende herkesten bir pay alırdı. Ama 17 yıldır kimse kimseye bir şey ödemiyor. Yeniden bu düzeni kurmaya çalışacaktır illaki. Mazot, kumar, silah, altın, pırlanta, kimyevi madde. Bütün bu işlerin üstüne çökecektir. Hem bu defa da eskisi gibi düşük yüzdeler istemeyecektir üstelik. Bunu engellemek için de bize ihtiyaçları var. Bize herkesin ihtiyacı var evlat. Bir şekilde kral olursun. Ama kral olarak kalabilmek için iki şeye ihtiyacın vardır. Birincisi para, ikincisi de bilgiye ve zekaya dayanan kararlar. Ve ikincisi birincisinden daha önemlidir tabii. Bunların ikisi de en fazla bende mevcut. Şimdi bu akşam bütün babalar toplanmış. Sabit'in mücadelesinde onun yanında olduğunu söylemişler. Beklediğimiz sonuç. Yani şimdi durumdan rahatsızlar. Neticede bizim bir araya gelmiş olmamızdan da bayağı çekiniyorlar. Senin dönüşünle artık işlerin eskisi gibi yürümeyeceğini biliyorlar. Herkes artık payını ödemek zorunda kalacak. Bunlar daha iyi zamanları. Şeytan azap da gerek. Mişon zaten dört bir yana haber salmıştır. Ziyaretlerin başlayacağını. Şimdi herkes sırasını bekliyor olacak. Baba, bu Mişon neci? Oğlum bu Mişon piyasadaki bütün altın ve pırlanta kaçakçılığını elinde tutan kişi. Ayrıca kara para aklamada da kompedandır. Kayıt dışı ekonomi dedikleri şey yani. Hayır hayır. Kara para başka bir şeydir. Kayıt dışı ekonomi bambaşka bir şeydir. Kayıt dışı faaliyette amaç vergi ödememek için kayıt dışında kalmak demektir. Kağıt üzerinde zaten. Kara paradaysa illegal yoldan gelen parayı vergilendirerek kayıt altına almaya çalışmaktır. Hiç anlamam bu işleri. Para nasıl aklanır ki? Çok basit. Gayrimeşru yoldan elde ettiğin kazancı meşru göstererek paranın kaynağını gizlersin. Bu.
Orhan işini ne yapacağız? Cezayir. Bir türlü harekete geçmiyoruz. Orhan'la ilgili haberlerin hepsi Asım Kaptan'da. Orhan başka sulara yelken açmış. Sabit'e pek güvenmiyor anladığım kadarıyla. Bu arada Amerikalılar hala Orhan'a destek veriyor. Güvenli bir yerde tutuyorlar onu. Güzel. Bırakalım daha iyi hissetsin kendini. Daha güvende hissetsin. Ona dokunmayacağımızı düşündüğü anda bineriz tepesine. Palazlandığını ve kuvvetli olduğunu düşündüğü anda. Daha vakti var diyorsun yani. Var, var. Cezayir. Beni daha çok endişelendiren başka bir şey. Neymiş? Sabit. Harekete geçmemesi beni bayağı bir işkillendiriyor. Sabit şimdi kendisini kedi, bizi de fare olarak görüyor. Bekliyor ki deliğimizden kafamızı çıkaralım. Çok bekler. Buyurun. Bakar mısınız yaptıklarına? Ay Allah'ım, bunların hepsi yenecek mi? Ben pandemide kilo almadım ama bu kapanmada 3-5 kilo alırım herhalde. Eminim. Anne, sabah sen söyledin ya Zühre'ye pasta börek yap diye. Şimdi niye söyleniyorsun? Evet büyük hanım, bütün bunlar sizin siparişler. Tamam, ben hallederim Sevim'ciğim. Allah'tan o çocuk güvende. Artık bir hal çaresi bulacağız tabii daha sonra. Demek siz de öğrendiniz bebeği aldıracağını. Ne? Firuze bebeği mi aldırmak istiyormuş? Her şeyi en son ben duyuyorum. Kim bilir nasıl zor olmuştur bu karar, değil mi anne? Yani o kadını oraya getiren şartları da bir göz önünde bulundurmak lazım. Ne oldu? Niye sustunuz? Bu evde de her köşe başında ayrı skandal. Herkes içine içine konuşuyor. Meltemciğim, sen de içine içine konuşuyorsun. Bir şey mi söyleyeceksin? Söyleyeceksen açıkça söyle. Geveli mi ağzında? Yok. Değil ablacığım. Bu evde her şey sümen altı edilmeye çalışılıyor da. Onu diyorum. Bana bak. Münasebetsizlik etme istersen ha. Yani eğer bu evde olup bitenden mutlu değilsen gelme kızım. Rica edeceğim. Bu bebek mevzusunu böyle ulu orta konuşmayın. Suna duyarsa gerçekten çok kötü olur. Ona babası ne zaman, nasıl istiyorsa güzel bir dille anlatacaktır. Cezayir'in bu konudaki hassasiyetine özen gösterirseniz çok mutlu olurum. Hayır olsun Canan'ım. Niye öyle dik dik bakıyorsun? Özledin mi beni? Ne işler çevirdiğini bana hala anlatmadın. Farkındasın değil mi Ethem? Ne işleri Canan'ım? Salağa yatma Ethem. Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Yok vallahi bilmiyorum. Ethem. Ethem bak, beni kötü kötü konuşturma.
Geceleri çıkıp çıkıp ne halt ediyorsun ve bununla ilgili neden bana bir şey anlatmıyorsun? Ha, o mu? Çok önemli şeyler değil hayatım ya. Sen anlat, ben karar veririm önemli mi değil mi? Ya canım, anlatsam da inanmazsın. O yüzden boş ver, gel yatalım. Sen de ne? İnanıp inanmamak bana kalsın. Canım bak, geç oldu. Gel, yatalım, uyuyalım artık, hadi. Sen bayağı kıvırıyorsun. Demek Meltem haklı. Sen beni aldatıyorsun. Hayda, nereden çıkıyor bunlar Canan Hanım ya? Sen niye Meltem'le konuşuyorsun? Provokatör o kadın. Yo, gayet haklı bence. Madem sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun, ben de seni boşuyorum Ethem. Yok artık. Yarın davayı açayım da sen gör gününü. Ben nereye gidiyorum? Geceleri nereye gidiyorsan oraya git Ethem'cim. Alo. Firuze merhaba, benim. Gülendam. Buyurun Gülendam Hanım. Çocuğum, gece gece rahatsız ediyorum seni ama bir şey sormam lazım. Yok, estağfurullah. Buyurun. Yarın beni ziyarete gelebilir misin rica etsem? Konu neydi acaba? Bu böyle telefonla olmaz yavrum. Yüz yüze görüşmemiz gerek. Eğer kendini daha rahat hissedeceksen Zeriha Hanım'ı da getirebilirsin. Ha? Peki. Geleceğiz. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. İyi akşamlar. Sabit'in bir planı var. Ama çözemedim. Anlatmıyor da. Ama göreceksin. Bu Cezayir meselesini kökünden çözecek. Elle gelen düğün bayram. Çözsün yeter ki. Bu arada Cezayir'de boş durmuyor. Kendi ittifakını kurmaya başlamış bile. Mişon'dan başlayarak racon kestiği bütün adamları tek tek dolaşıyor. Yakında sıra sana da gelecek. Bana daha çok vardır. Sıra bana gelinceye kadar onun uğraşacağı koskoca bir İstanbul var. O zamana kadar kim öle kim kala. Hem bakarsın sıra değişmiş, Cezayir ölüvermiş. Orhan'ın yerini tespit ettik. İstediğimiz zaman gidip alabiliriz. Böylece de Lokman Bey'in ölümünün şüphelisi olarak sorgulayabiliriz. Henüz değilsin Han Müdürüm. Bu operasyonu bir süreliğine ertelemeni istiyorum senden. Bu ne demek başkan? Aynı düşündüğümüzü zannediyordum. Evet. Aynı düşünüyoruz ama ya benim kafamda daha büyük bir plan var. Ne gibi? Orhan'ın yerini biz de tespit ettik. Sırtını baklala dayadığını biliyoruz. Habib'in bu rutin ziyaretlerinden de haberimiz var. Başkanım, madem böyle bir istihbaratın var, niye bizimle paylaşmıyorsun? Ya senin de bulacağını biliyordum da ondan. O zaman bu kadar ayrıntının kaynağı içeride bir adamınızın olması. Daha da fazlası. O yüzden bir süre daha bu şekilde devam edelim diyorum ben. Orhan'ı hiç uyandırmayalım. Ucu CIA'ya dokunan da neler neler dökülecek ondan. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim,
Bahçada erik dalı var gitenlerin yari. Sen bana yar olmasın, üzülme gülme bari. Sen bana yar olmasın, üzülme gülme bari. Nanay gülüm, nanay topkakülüm. Nanay, nanay esmer yarimsin. Nanay, nanay, nanay kibar yarimsin. Aferin Şamo'ya. Bak ne güzel öğrendin. Aferin. Seviyorsunuz bu türkü işlerini. Sen de söylesen ne güzel olur. Evet Azamet söyle. Ben söylemeyi sevmiyorum. Hı. Ben dinlemeyi seviyorum. Baba daha ne kadar eve tıkılı kalacağım böyle. Okula gitmem gerekiyor benim. Allah Allah. Normal zamanda adamı okula gönderemiyorduk. Şimdi tutturdu da okul okul. Oğlum nereden çıktı bu okul sevdası? Yok baba okul güzel. Ben okulu seviyorum. Dersleri sevmiyorum ben. Bak şimdi. Haklı baba. Çocuk haklı. Biz ailesini evine gidecek adamlar değiliz. Ama vakti gelecek. Hepsini tek tek indireceğim. Abi babamlar böyle bir karar aldılarsa vardır bir bildikleri. Sus kız. Konuştu babasının kızı. E doğru diyor sonuçta. İleride kötü bir şey olup üzülmektense biraz kapalı kalın değil mi Şamil? Okul diyorum abi ya. Anlamıyorsunuz beni galiba. Tüm derslerden geri kalıyorum ben. O uçurtmada bu derslere dahil mi ablacığım? Hadi size afiyet olsun. Ben artık gideyim. Hocam ben de gelebilir miyim? Ben ofise gidiyorum kızım. Orada ne yapacaksın? Sıkılırsın. Sıkılmam baba, sıkılmam. Hani yılda bir çocukları işe götürme günüydü? O gün bugün olsun lütfen. Böyle bir gün mü var? Vallahi doğru söylüyor çocuk. Ne zamandır birlikte vakit geçirmediniz. Bir gününü ofise götür, ne olacak ki? Bence mantıklı. Hem gününü seninle geçirmiş olur. Bir de bu vesileyle şu ortamdan biraz olsun uzaklaşmış olur. Lütfen, lütfen, lütfen. Gel kız. Gel. Lütfen, lütfen, lütfen. Ha? Bak ya. Dur ben montunu getireyim. Çok iyi vakit geçir olur mu? Tamam. Al babası. O ağzındaki ne? Dur, çikolata kalmış. Gel, gel, gel. Geçti. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Güle güle. Canım ya. Güzel kızım benim. Hadi eyvallah. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Gittiler mi? Gittiler, gittiler. Dün çok garip bir telefon aldım. Nasıl garip? Ne gibi? Gülendam Hanım aradı. Ne istiyormuş peki? Bilmem. Konuşmak istediğini söyledi. Ne konuşacakmış? Söylemedi. Yüz yüze konuşmak istedi. E gitmeyeceksin tabii. Yok. Tam tersi. Tabii ki gideceğim. Ben de geleceğim o zaman. Seni de davet etti.
Siz delirdiniz mi? Temur evden çıkılmayacak demedi mi? Yani ona haber vermeden nereye gidiyorsunuz ki? Dışarı çıkmak için kimseden izin isteyecek değilim Elmas Hanım. Bak, onca koruma var. Alırız 4-5 tanesini, çıkarız. Evet anne. Şu hale bak, ne hale gelmişler bunlar. Ay, sıkılıverdim ben. Leyla bahçedeydi, bir yanına gideyim de iki çift laf edeyim bari. Gülendam anne de sanki her gün gezmelerdeydi de eve kapanınca içi daraldı. Hayatım, bize de bir şeyler getirseydin. Gitti eteri, geldi beteri. Ne bu haller Meltem? Ne kadar meraklısın Süheyla'nın yerine geçmeye. Canancığım, istersen sen kendi sorunlarına odaklan. Benim deşarj olma yöntemlerimle uğraşma. Ben zaten bugün sadece kendi sorunlarımla ilgileniyorum Meltem. Ama böyle olunca huzuru kaçıran sen oluyorsun. Ben mi huzuru kaçırıyorum? Bu evde herkes her şeyi yapıyor, kimse ağzını açmıyor. Ben konuşunca mı sorun oluyor? En basit örnek. Süheyla evli adamın metresi olmuş, kimse ağzını açmıyor. Hatta vah vah diye madalya takacaksınız. Bana gelince mi problem oluyor? Süheyla, açar mısın biraz konuşalım? Abla lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam canım. Ne zaman kendini hazır hissedersen, ne zaman konuşmak istersen ben buradayım. Söyle Canan. Abi. Konuşmamız lazım. Hayır olsun, ne oldu kızım? Abi ben Ethem'den boşanmaya karar verdim. Ne? Ne demek o ya? Öyle, boşayacağım onu. Kızım ne oldu sabah sabah, ne delilendin yine? Sabah sabah değil ki abi. Geceleri oluyor ne oluyorsa. Geceleri sürekli gizli gizli çıkıp gidiyor, sonra yorgun argın eve dönüyor. Ne yapıyorsun sen diyorum. Bir açıklama yapma gereği bile hissetmiyor beyefendi. Aldatıyor beni, net. Ya dur, dur kızım. O öyle değil, dur, dur. Ne öyle değil abi? Bildiğin bir şey mi var? Ya şimdi telefonda olmaz. Dur ben geliyorum, eve geliyorum. Bekle sen beni. Tamam. Tamam. Abi. Ne var abla akşam yemekte? Fırında patatesli köfte, yanına da pilav. Bir de patlıcan kızartacağım. Oo iyiymiş. Şimdiden eline sağlık.
İyi o zaman sen bununla uğraşırken ben de gidip ahırı temizleyeyim ha. Boş durmayayım. Hı? İyi düşünmüşsün. Yap ablacığım, aferin. Güzel güzel temizle. Reisim hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım sen biraz oyun oyna tamam mı? Tamam. Ben de geliyorum. Gözün üzerinde olsun. Tamam reisim. Ne güzel sürpriz. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anacığım. Hoş geldin Cezayir abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Cezayir. Beklemiyorduk. Ben babamın yanına gidiyorum. Ben Canan'la bir şey görüşecektim ama o göremedim. Baba. Kızım ben sana arabada bekle demiştim ya. Baba, uyum kapandı. Berça. Baba. Burası kimin evi? Benim evim bir tanem. Sen kimsin? Babaannenim. Peki sen kimsin? Ben... babanın bir arkadaşıyım. Baba, senin arkadaşınsa benim de arkadaşım olabilir mi? Merhaba arkadaşım.
Sana da merhaba arkadaşım. Burada balıklar varmış, doğru mu? Doğru. Görmek ister misin? Çok isterim. Hatta besleriz istersen. Çok isterim. Merhabalar. Merhaba. Gülendam Hanım'la görüşmeye geldik. Arkadaki araba da bizimle. Haberim var. Firuze Hanım değil mi? Doğrudur. Arkadaşlar burada bekleyecek. Siz de gölü geçer geçmez sola sapın. Büyük hanımım arka tarafta sizi bekliyor. Kapıyı açın. Her gün kardeşinizi ziyaret edeceksiniz. Ben elden ayaktan düşsem de, ölsem de onu her gün ziyaret edeceksiniz.
Böylece hem onu unutmamış olacaksınız, hem de içinizdeki kinin soğumasına engel olmuş olacaksınız. Efendim. Tamam, az bekle. Cezayir'in kızı korumaları atlatıp dışarıya çıkmış baba. O olduğundan emin misiniz? Eminler baba. Güzel. İntikam vakti geldi Soner. Gör bakalım evlat acısı ne demek Cezayir Efendi. Öldürün. Anlaşıldı. Firuze. E çiftlikteki bütün hayvanları doyurdun kızım. Firuze çocuğu aldırıyor. Ben engelleyemedim. Hemen hastaneye gel. Zeliha, ne demek çocuğu aldırmak? Şamil! Yapmışsın. Güzel olmuş. Thank you.
Şamil, ne yapıyorsun ya? Var iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende var iki cihan, ben bu cihana sığmazam.